Selamlar herkese. Bir Smite Rehber videosunda da beraberiz. İkinci videomuz olacak. Serinin ikinci videosu. İkinci rehber videosu. Afrodit sırada. Yunan mitolojisinden güzellik tanrıçası olan Afrodit. Menzilli yetenek gücü tanrısı. Hemen yeteneklerine geçelim. Pasifi ilgi oda. Afrodit her bir tanrı başına, 70 birim alandaki her bir tanrı başına, dost olsun, düşman olsun fark etmez. 4 fiziksel ve sihir koruması kazanır. Şimdi sol altta görüyorsunuz korumalar var. Fiziksel ve sihir koruması var. Şimdi onların artacağını göreceksiniz. Çünkü şuradaki tanrılara yaklaşacağım. Bakın artıyor. Şurada bir sürü tanrı var mesela. Bakın ne kadar çok arttı. Böyle bir pasifi var. Koruma kazanması açısından gayet İyi bir pasif bence. Afrodit'in birinci yeteneği öpücük. Şöyle bir menzili var. Bunu hem takım arkadaşınıza hem de rakibe atabiliyorsunuz. Takım arkadaşınıza attığınızda ikinizin de hareket hızı artıyor. Ve Afrodit'in yenilediği mananın %70'i takım arkadaşına da yani ruh eşi diyelim buna. Ruh eşinizle de oluyor. Ruh eşinize gidiyor yani. Afrodit'in yenilediği mananın %70'i. Biraz garip uzun anlattım ama. Böyle bir bağlantı oluyor. Bu belli bir mesafeden sonra gördüğünüz gibi kayboluyor bu. Rakiple etkileşimlerini de anlatacak olursam rakibi atıyorum ve sersemliyor. Hasar alıp sersemliyor. Bir saniyelik bir sersemlemesi var. Ve bu yetenek sayesinde bunu ruh eşimize attığımızda aramızdaki bağ sayesinde ikinci yeteneğimiz, üçüncü yeteneğimiz ve dördüncü yeteneğimiz de yani bütün yeteneklerimiz ruh eşimizle etkileşime girecek. Onları da size açıklayacağım. Eğer bir ruh eşimiz varsa, böyle bağlandıysak, rakibe attığımız yetenekle onu sersemlettiğimizde gördüğünüz gibi bakın ruh eşimizin üstünde bir ifade çıktı. Afrodit ruh eşi varken rakibi attığında bu birinci yeteneğini, öpücüğünü, öpücük atıyor ya. Ruh eşimiz kıskanıyor onu ve artık o öpücük attığımız kişiye daha fazla hasar veriyor. Bu da böyle hasar artışı da yapıyor yani ruh eşimize aynı zamanda. Ve ayrıca Afrodit'in birinci yeteneğinde yani öpücükte şöyle bir özellik daha var. Bunu eğer takım arkadaşına da atarsanız cooldown'lı 1 saniye oluyor. Yani şu an cooldown'lara bakmayın. Cooldown düşürme aldığım için şuradan. Yanıltıyor olabilir sizi. Ya, bunu takım arkadaşıma atarsam cooldown'lı 1 saniye oluyor. Ama bunu rakibe atarsam cooldown'lı tabii yani ne kadarsa o kadar oluyor. Bakalım ne kadarmış. Yazmıyor burada. Ya işte 10 saniye falan oluyor. Takım arkadaşınıza atmaktan çekinmeyin yani 1 saniye sadece. Afrodit'in ikinci yeteneği geri bas. Sempatik bir ismi var. Şu alanda kullandığımızda rakibi geriye doğru itiyor ve hasar veriyor. Şöyle bir şey var. Bunu hareket halindeyken de kullanabiliyorsunuz. Rakibe etkileşimini birazdan göstereceğim. Ama şöyle bir özelliği de var. Dediğim gibi birinci yeteneğinizle aranızda bir ruh işi yaptıysanız takım arkadaşınızla ruh bağı kurduysanız bu ikinci yeteneği iki tarafta da kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Eğer rakip iki mesela böyle yakındasınız rakip de dibinizde böyle kullandığınızda iki tane patlamanın da hasarını almıyor. Sadece Afrodit'in vurduğu hasarı alıyor. Afrodit'teki patlamanın hasarını. Ve bunu hemen şöyle de göstereyim size. Rakibe nasıl vurduğunu, nasıl geriye attığını göstereceğim. Mesela rakibimiz şu an bizi kovalıyor. Kaçarken böyle geriye atabiliyorsunuz rakibi. Böyle bir kaçma şekilleri de var yani. Kombolarda da değineceğiz. Gayet güzel komboları var Afrodit'in. Bu ikinci yeteneğin de genellikle sıklıkla geçtiği. Öyle rakipleri hoplatıyor ve kaçmanıza yardımcı oluyor. Afrodit'in üçüncü yeteneği aşk kuşları. Şöyle bir menzili var bunun da. Birinci yetenekten biraz daha geniş ve daha uzun. Bunu rakibe attığımızda yani tek bir rakibe değil, bütün rakiplere, önündeki değdiği bütün rakiplere etki ediyor. 3 saniye boyunca etrafında kuşlar oluyor ve hasar veriyor 3 saniye boyunca bu kuşlar. Bakın, attım.
Üstlerinde kuşlar var böyle. Saniye kaç saniyedeydi? Hemen bakalım kaç saniyede. Heh, yarım saniyede bir hasar veriyor kuşlar ve bu 3 saniye boyunca sürüyor. Tekrar gördüğünüz üzere bütün rakiplere vuruyor. Ve Afrodit bunu attığında can yenilemesi kazanıyor. Can kazanıyor daha doğrusu. Can yenilemesi demeyelim. Şimdi bunu ruh eşiyle etkileşimine bakalım. Afrodit ruh eşiyle bağlı gördüğünüz gibi. Şimdi bunu rakibe attığımızda ruh eşimiz de görüyorsunuz üzerinde böyle yeşil bir şey oluştu. O da can kazanıyor bundan. Yani hem Afrodit hem de ruh eşi can kazanıyor. Bu da can verme yeteneği, heal yeteneği gayet iyi olabiliyor. Hani rakibi baitlemek için çok iyi bir yetenek aslında. Rakip sizin takım arkadaşınıza doğru geldiğinde hemen işte onu bağlayıp heal vererek birden killer çıkarabiliyorsunuz yani. Afrodit'in dördüncü yeteneği yani ultisi ölümsüz aşk. Afrodit ve ruh eşi bir süre hasar almaz ve kitle kontrol etkilerinden arınırlar. Bunu tek Afrodit'e yapınca sadece Afrodit etkileniyor. Ruh eşi olmadığında yani. Şimdi ruh eşi olduğu gördüğünüz gibi. Basıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir süre. O süre artarak gidiyor tabi. Bakalım. 0.8, 1.1, 1.4, 1.7 ve 2. En son 2 saniyeye kadar çıkıyormuş bu süre. Bunu kullandığınızda bütün kitle kontrol etkilerinden ve hasarlardan şey oluyorsunuz, immün oluyorsunuz. Yani yemiyorsunuz. Kitle kontrol etkisindeyseniz bunu kullandığınızda birden o etkiden kurtuluyorsunuz. Ve mesela bu gerçekten çok iyi bir yetenek. Hem takım arkadaşınıza hem size kullanılması ayrıca çok güçlü kılıyor bunu. Ya mesela Fenrir sizi ağzına alıp götürmeye çalıştı, götürüyor diyelim. Bunu bastığınızda çıkıyorsunuz, kurtuluyorsunuz yani en basitinden. Gerçekten çok iyi bir yetenek. Güzel bir ulti. Afrodit'in kombolarından bahsedeceğim şimdi. Afrodit'in birkaç tane güzel kombosu var. Defansif olsun, ofansif olsun her türlü kullanabileceğiniz komboları var. Şimdi size en basit kombolarından birinden bahsedeceğim. 1 ve 3. skill ile yapılan bir combo bu. Bunu ofansif bir şekilde rakibe saldırırken de kullanabilirsiniz. Veya kaçarken defansif bir şekilde önce 1. skillinizle sersemletip 3. skillinizi hemen atarak ardından kaçmaya devam edebilirsiniz. Böylelikle hem rakip sersemlemiş olacak hem de can kazanarak kaçmış olacaksınız 3. yeteneğiniz sayesinde. Bunu göstereceğim hemen. Rakiple savaşıyoruz. Kaçarken geriye döndüm. 1-3 yaptım. Kaçıyorum. Gördüğünüz gibi can kazanıyorum ve kaçıyorum. Böyle basit bir komboydu. Afrodit'in bir diğer kombosu da önce 3. skillinizi atarak sonra da 2. skillinizi atarak uygulanacak bir combo. Bu genellikle defansif olarak kullanabilirsiniz. Tabi hasar vermek için de kullanabilirsiniz. İkisini de göstereceğim şimdi. Mesela Thor'la kapışıyoruz. Gördüğünüz gibi hasar verdim. Geriye attım. Hem canım artıyor hem de kaçabiliyorum. Fazlaca da hasar verdim. Şimdi bir de bunu defansif olarak göstereceğim size. Yani kaçarken direkt böyle işim kaçmakmış gibi yapacağım. Thor bize vuruyor. Attık. Arkaya dönerek ikinci skillimizle zıplattık Thor'u ve kaçmayı başardık. Bu böyle genellikle defansif olarak kullanmak daha işinize gelebilir. Diğer bir kombosu da yine defansif denebilecek bir combo. Tabi hasar da verebilirsiniz bununla. Önce 2'yi atıp zıplatıyoruz arkaya. Sonra 3'ü atıyoruz ve kaçıyoruz veya kovalıyoruz. Siz bilirsiniz. Hemen yapayım şimdi. 2'ye atıp zıplatamadım. Etkilenmedi şu an. Bir daha yapayım onu. Mesela böyle bize vuruyor. 2'ye atıp zıplattık. 3'ü attık. Kaçıyoruz işte. Yani sersemledik ama kaçmayı başardık yani. Böyle bir combo bu da. Yani daha deminkinde önce kuşları atıp sonra zıplatıp kaçıyorduk. Daha doğrusu önce kuşları atıp arkamıza dönüp böyle de kullanabiliyorduk. Bunda da böyle kaçarak atabilirsiniz yani. Ya tam tersi daha deminkinin aslında. Şimdi defansif bir full kombosunu göstereyim. Savaşa girerken veya kaçarken hani
Ne yapmalı? Tabii ki de ultinizi basabilirsiniz. Ultinizi basarak bütün hasarlardan bir süre boyunca kurtuluyorsunuz. Hasar almıyorsunuz ve üzerinizdeki bütün kitle kontrol etkileri kalkmış oluyor. Ultinizi basıyorsunuz. Birinci yeteneğinizle sersemletiyorsunuz. Ardından 3'ü atıp kaçarken 2'ye atıyorsunuz. Böyle bir combo. Bize vuruyor. 1, 3 kaçarken de 2'ye atıp böyle geriye zıplatıyorsunuz. Böyle bir combo bu da. Bir diğer kombosu yine bu full combo olarak göstereceğim bunu da. Daha deminki gibi bütün yeteneklerin kullanıldığı. Yine 4 ile başlıyoruz. Ya bir önceki Achilles rehberimde de Achilles'in ikinci yeteneği mesela ona koruma veriyordu. Savaştan önce onu muhakkak kullanmamız gerekiyordu. Afrodit'te de dördüncü yeteneğini muhakkak kullanmamız gerekiyor bence. Eğer böyle her şeyinizle savaşacaksanız orada, hani sadece takasa girmeyecekseniz. Dördüncü yetenekle başlamanız gerekiyor savaşa. Çünkü siz canınız indiğinde vesaire, hani tam ölecekken dörde basarsanız hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü canınız yine düşük kalıyor. Ama savaşın başında basarsanız bunu, rakip her şeyini birden atacağı için ve siz de onlardan hasar almayacağınız için savaşın ortasında da sonunda da full canla durmuş olur. Full canlı bir şekilde devam etmiş oluyorsunuz. O yüzden başlangıçta atmanız tercih ediyorum. Hani korkmadan kullanın bence. Şimdi bunu yapacağım. 4'e basıyoruz. Yani ultimizi açıyoruz. Sonra 2 ile hop atıyoruz. Rakip bizden uzaklaştığı için ve tabii bir süre hareket edemediği için havadayken daha kolay eğim alabiliriz. Birinci skillimizle sersemletiyoruz. Sonra da kuş atıyoruz. Kaçıyoruz veya kovalıyoruz işte. Şimdi bunu yapalım. Thor bize geliyor. Böyleydi. 4, 2, 1, 3 yapıyoruz. Afrodit erken oyunda çok zayıf ve baskınlara açık bir karakter. Kaçma skili falan pek yok. Gerçi hani birinci skillinizle sersemletiyorsunuz vesaire. Hani ikinci skillinizle geriye atabilirsiniz. Ama hani tam bir kaçma skili yok. Hani ileri atılma yeteneği falan yok yani. Bu yüzden baskınlara açık. Yani çok ileride olmadan geriden koridoru ittirip minyonları alacaksınız. Ayrıca gerçekten çok fazla mana kaybeden, mana eriten bir karakter Afrodit. Yani oyun başında özellikle, sonralarda düzeliyor ama. O yüzden mananızı çok fazla harcamayın. Hani gereksiz yere atmayın. Rakibi güzelce dürtecekseniz, aynı zamanda minyonları almak için istiyorsanız atabilirsiniz. Onun haricinde çok gereksiz yere, ne bileyim, sırf sersemletmek için rakibe öpücük atmayın mesela. Hani onun devamını getirecekseniz güzel bir hasar bırakacaksınız, kullanın. Yoksa gerçekten mananız bitiyor ve koridor aşaması çok kötü geçiyor. Erken oyun aşaması çok kötü geçiyor. Eğer koridoru itebilirseniz tabii erken oyunda başka koridorlara gitmenizi öneririm. Çünkü Afrodit hasar olarak, tamam, hasar olarak iyi ama destek karakteri gibi de düşünülebilir zaten, hemen hemen öyle. Yani ruh eşiniz falan yaparsanız hemen takım arkadaşınız, veya yapmanıza bile gerek yok. Diğer koridora gidip hemen kombolarınızı gerçekleştirip takımınıza kill kazandırabilirsiniz ve erken oyunda bu sizi çok öne geçirecektir. Orta oyunda da yine normal bir oyunu var. Hani yavaşça güçleniyorsunuz, hani bu başta dediğim olumsuzluklar yavaş yavaş kalkıyor. Küçük küçük çete savaşları oluyor oyunun orta bölümlerinde. O bölümlerde de takımınıza destek olarak, savaşta uzun süre kalarak bütün hani şeylerinizi kullanmanız gerekiyor. Bütün potansiyelinizi açığa çıkarmanız gerekiyor savaş boyunca. O yüzden ölmemeye dikkat ederek oynuyorsunuz. Afrodit'in geç oyunda çok güçlü olduğunu söylemiştim. Erken oyunda biraz güçsüzdü. Geç oyunda şöyle yapabilirsiniz. Hasarı çok yüksek ve destek potansiyeli çok yüksek olduğu için bu tanrının, tabii ki de savaşta geride kalmanız gerekiyor. Yani önde hasar çıkarmak falan sizin birinci önceliğiniz değil. Tabii ki de hasar çıkaracaksınız ama hani önde böyle hasar falan çıkarırken bir tane üçüncü skill'e atıp ölmek yerine arkalarda durup bir ruh eşinizle beraber koordineli bir şekilde oynamak daha iyi. Özellikle dördüncü yeteneğiyle geç oyunda oyunun kaderini belirleyecek
fight'lar yapabilirsiniz, savaşlar yapabilirsiniz. Yani geride durup savaşta uzun süre hayatta kalmaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Yani önlerde çok fazla durmayın. Geç oyunda yapabileceğiniz tek şey bu. Yani böylece savaşta çok fazla durup tonla hasar çıkarıp takımınıza destek olabilirsiniz. Afrodit'in counter'larına gelecek olursak, yani Afrodit'e karşı güçlü olabilecek etmenlere, hani eşya olabilir, tanrı olabilir bu. Sobek, Odin, Medusa tarzı can yenilemeyi engelleyecek tanrılar Afrodit'i güçsüz kılabilir. Aynı zamanda hangi eşyaydı o? O da var. Onu da göstereyim hemen. Divine Ruin'di. Evet. Yeteneklerinle vurduğun düşmanların 8 saniyeliğine iyileşmeleri ve yenilemeleri %40 azalıyor bununla. Bu eşyayla. Hani Afrodit'in karşısında bunu alarak Afrodit'i bir nevi counterlayabiliyorsunuz. Ayrıca bunu Afrodit'e de alabilirsiniz bu arada. Eşyalardan birazdan bahsedeceğim. Ayrıca o Afrodit peki ne yapmalı bu counterlama için? Afrodit 4. yeteneğini basarak kendisine gelen bu olumsuz etkilerden arınabilir. Kaçabilir ve savaşa geriden devam edebilir. Ayrıca şunu alarak hemen eserlerden göstereyim. Nerede? Ha, arındırma boncukları. Bunu alarak da yine kalabalık kitle kontrolünden arınabiliyorsunuz. Böylece işte yetenekten vesaire arınabiliyorsunuz yani ve devam edebiliyorsunuz savaşa. Yani Afrodit'in counterlarından ve bu counterlardan, bu Afrodit'i güçsüzleştiren etmenlerden nasıl kurtulabileceğinizi de söyledim. Afrodit'in eşyalarına değinecek olursak, aktiflerden başlayalım önce. Bunu alabilirsiniz. Yani hız bonusu önemli. Bu tarz karakterler için, bu tarz tanrılar için. Yani mobilitesi pek yok çünkü hani dediğim gibi Koldora şırpasında da işinizi görebilir. Ayrıca tabii mobilitesi olmadığı için yine bakış ürünü alabilirsiniz. Veya arıtma boncuklarını alabilirsiniz. Bunu da anlatmıştım. Afrodit'i güçsüzleştiren etmenler kısmında. Aegis tılsımını da alabilirsiniz. Ya yani bu dördünden birini alabilirsiniz. Hatta duruma göre işte herhangi birini alabilirsiniz. Yani eser seçimi biraz duruma göre, o anki durumunuza göre değişebiliyor. Bunları aldık diyelim. Şimdi normal eşyalara bakalım. Başlangıç olarak büyücünün kutsamasıyla vesaire başlıyorum ben. Ama onu geçip size son final build'ini göstereyim. Şimdi ayakkabı olarak iki tercih var. Odaklanma ayakkabıları veya magi ayakkabıları. Magi ayakkabıları tabii ki de yetenek gücü karakterlerinin aldığı bir ayakkabı genellikle. Ama ben onu tercih etmiyorum. Odaklanma ayakkabılarını tercih ediyorum. Ya bunun nedeni mana vesaire de veriyor. Ya bekleme süresinde azalma falan da veriyor. Ya bence daha iyi. Afrodit için bence daha iyi. Özellikle Afrodit erken oyunda manayı su gibi eriten bir karakter olduğu için bunu alıyorum. Odaklanma ayakkabılarını. Sonrasında Lotus tacını alıyorum. Yeteneklerinin iyileştirmesinden etkilenen her tanrı 5 saniyeliğine 20 artan fiziksel ve sihirli koruma kazanır. Bu oyun başında 20 koruma güçlendirmesi gerçekten çok önemli. Etkilenen her tanrı diyor. Yani Afrodit'e de, takım arkadaşına da, ruh eşine de diyelim daha doğrusu. Üçüncü yeteneğimizle heal verdiğimizde bu eşya sayesinde 20 fiziksel ve sihirli koruma kazanıyoruz. Gerçekten çok iyi. Zaten sihirli gücü de var. Fiziksel koruması da var. Yani sağlam bir eşya erken oyun için. Ardından Asclepius asası alıyorum. Bu da yine iyileştirmeyi vesaire arttırıyor. Diyecek bir şey yok. Kronos kolyesi alıyorum. Kronos'un kolyesi. Bundan sonra biraz şey oluyor. Sihirli korumamızda eksiklik oluyor. O yüzden boşluk taşını alabiliriz. Void Stone. Bunu aldıktan sonra da artık çoğu yetenek gücü karakterinin de kullandığı Taoti asasını alıyoruz. Bu da gayet güçlü bir yetenek gücü eşyası. Son olarak bunu alıyorum ben. Benim bu build'im böyle arkadaşlar. Bu 6 eşyayla oyun sonunu
Görebilirsem bu 6 eşyayı alıyorum yani. Tabii oyun sonu hız iksirini alabiliyorsunuz. Çok geç aşamada. Hız iksirini kullanıp ayakkabıyı satabilirsiniz. Çünkü ikisi de %18 hareket hızı veriyor. Ve böylelikle ayakkabıyı satarak bir tane boş slot elde edebiliyorsunuz. Onun yerine de yine duruma göre biraz tanklık istiyorsanız ruh cübbesi alabilirsiniz. Lejyon miğferi alabilirsiniz. Genci koruması alabilirsiniz. Veya ne bileyim lanet gözü, tecrit cevheri, magus mızrağı. Ya bunları alabilirsiniz. O kalan son bir slotta çok geç oyunda. Evet, Afrodit rehberimizin de sonuna geldik. Bu ikinci rehber videosuydu. Sıra sıra gidiyorum Smite tanrılarının rehberlerine. Sıradaki rehber videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar.